Şimdi öncelikle Ahmet'te yapılan çağrı bir barış çağrısı. Yüzyıllık cumhuriyetin geçmişten bugününe baktığınız zaman yüzyıl içerisinde yaşanan hakikat şu. Hiçbir zaman barışın, demokrasinin olmadığı, sürekli darbelerin, tek adam rejimlerinin ve 1924 Anayasası'nın kabulüyle beraber başlayan inançların ve halkların diğer etnik kimliklerin inkarı üzerine kurulmuş. Sistem, Türk-İslam sentezi üzerine inşa ettiği Teşkilat-ı Mahsusa'nın projesini hayata geçirmiştir. Hal böyle olunca da 100 yıllık Cumhuriyet serüveninde yaşanan hakikat, asla barışı, demokrasiyi inşa etme yerine tekçi zihniyeti, tek ulus, tek bayrak, tek dil ve tek dini inşa etme projesidir. Hal böyle olunca bu ülkede demokrasinin yaşanamaması ve sürekli darbe ve soykırımların yaşanması ülkede huzuru da, barışı da, kardeşliği de beraber bir arada yaşamayı da çok zorlamıştır. Tek taraflı bir dilin, bir inancın, bir etnik kimliğin hakim kılınması dünyanın neresinde olursa olsun evrenin ve yaşamın döngüsüne aykırıdır. Bu aykırılık da sorunlar üretir. Şimdi hal böyle olunca da ülkenin uzun zamandır çözmediği inkar ve asimilasyonla sürdürdüğü bir Kürt sorunu var. Sadece Kürt sorunu da yok bu ülkede. Bir Alevi yahut da diğer inançların sorunu var. Şimdi hal böyle olunca da bu karşılıklı bir etkileşim, karşılıklı bir dirence, bir karşı duruşa yol açmış. Ve bu ülkede ekonomik, siyasi, politik ve ruhsal olarak bir ayrışmayı getirmiş. Oysa demokrasi dediğimiz şey halkların ve inançlarının kabulü, ortak vatanda yaşama arzusunu bir rıza anısıyla, herkesin kendi inancıyla, kimliğiyle kabulü bu ülkeye barışı ve demokrasi getirebilirdi. Herhalde bu ülkedeki siyasetçilerin, yöneticilerin ıskaladığı şey bu. Şimdi hal böyle olunca da bu sürgüt devam eden zulme karşı vicdani, ahlaki, politik sorumlu olan insanlar, bireyler, aydınlar, gruplar, kimlikler kendi özgür yaşamını inşa etmek için de bir gayretin, bir çabanın içerisindedir. Bu antidemokratik, insani ve ahlaki durumdan uzak olan şeyi kabul etmeleri mümkün değil. İşte bu da Türkiye'deki bu yaşanmış ve gelecekte yaşanmışlıkların aynı şekilde devam etmesinin önüne geçmek için de bir rıza toplumu esas alınmalı. Şimdi bir ülkede her kimlikten, her inançtan insanların ortak paydada bir araya geldiği, ortak vatanda herkesin kimliksel ve inançsal kabulü, kendisini tarif ettiği gibi dilinin, kültürünün, inancının, ibadetinin özgür olduğu bir ülke demokrasi ülkesi olur. Onun dışında kavga, zulüm ve yıkımdan başka bir şey yaratabileceğini herkesin bilmesi gerekir. Ve biz inancımız gereği, inancımızın bize emrettiği şekilde mazlumun, mağdurun yanında olmak için bu deklarasyonu imzattık. Bu bir hak, bu bir yaşama, hayata, topluma, halklara bakma düsturudur bizim için. Başka türlü davranışı inancımız asla kabul etmez. Çünkü bu evrenin bir rızası var. Bu evrende yaşayan herkes bu evrenin bir parçası. Aynı zamanda diğer halklar ve diğer inançlar gibi de bu hakkın sahibidir. Bu kabul görmediği sürece bu sorunların, bu tartışmaların, bu çatışmaların sürgüt devam edeceğini herkes bilmelidir. Eğer bu ülkede barış olacaksa her inancın, her kimliğin kabulüyle, yasal güvence altına alınmasıyla mümkündür. Başka da bir yol yok. Bunu böyle söylemek
en doğru şeydir bizim için. Dünyayı yöneten zihniyet, emperyal güçler 100 yıllık, 50 yıllık projeler üreterek dünyayı dizayn etmeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Orta Doğu dizayn edildiğinde bazı halkların ve inançların hiç göz önüne alınmadan kendi kurdukları ve iktidara getirdikleri kukla yönetimlerle bir harita çizildi. Ve Orta Doğu'da çizilen bu haritada iki tane halk göz önüne hiç alınmadı. Birisi Filistin halkıdır, birisi de Kürtlerdir. Hem Filistinlerin hem Kürtlerin özgürlük talepleri, hak talepleri 100 yıldır sürüyor. Ancak dünyayı elinde tutan güçler, emperyal güçlerin alan savaşında Orta Doğu bir deney alanı olarak görülmüştür. Ve sürekli buranın üzerinde kavgalar çıkararak, çatışmalar çıkararak yahut da çatıştırarak dünyaya mesaj verilmeye çalışılıyor. Ve buranın üzerinde dünya yeniden dizayn ediliyor. Ve bu da Orta Doğu'nun sürekli bir kan ve ölüm alanı olduğunu gösteriyor ve yaşanan şey de bu. Şimdi bu hakikaten devam ettiğimizde son Hamas-İsrail çatışması aslında emperyal güçlerin gelecekle ilgili kurdukları yeni bir dizaynı hayata geçirmek için bir bahanedir. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmak için Avusturya prensini bir Sırp'ın öldürmesi bahane ederek yapmışsa, şimdi Hamas'ın İsrail'e saldırması bahane edilerek aslında Üçüncü Dünya Savaşı yaptırıyor. Yaşanan şey bu. Şimdi buradan baktığımız zaman Orta Doğu halkları, Türkiye ve şu anda devletli yapıların hepsinin şu gerçeği bilmesi lazım. Esas merkezinin İngiltere olduğu, Amerika ve Avrupa Birliği ve bir diğer tarafta Hindistan, Çin ve Rusya, bu güçler bu alan kapma güç gösterisiyle kendini hakim kılmak için bir denge savaşı yapıyor ve bunu halkları birbirine kırdırarak yapıyor. Yani Filistin, İsrail halkını birbirine kırdırarak, Kürtleri, Türkleri birbirine vurdurarak, işte Yemen'dekilerini birbirine vurdurarak, yahut da Arap'la Hindular'ın, yahut da Pakistanlılar'ına diğerlerinin bu şekildeki bir yaklaşımla hem ürettiği silahı satma, hem kurguladığı projeyi hayata geçirmek için sürekli bir deney alanı olarak, bir deneme tahtası olarak burayı kullanıyor. Bizim inançsal bakış açımız, insan ölümünün olduğu her yerde zulüm vardır. Ve asla mazlum olan, mağdur olanların hakkını savunmaktan vazgeçmemek gibi bir mecburiyetimiz, bir hakkaniyetimiz, bir inancımız var. Onun için biz Üçüncü Dünya Savaşı denir ya da denmez, çok takılmamak gerekiyor. Ama ölümün olduğu her yerde bir kişi de olsa, binlerce kişi de olsa sonuçta ölüm insanlığa aykırıdır. Yaşama aykırıdır. Bizim inancımıza da aykırıdır. Onu kabul etme şansımız yok. Eğer Orta Doğu'da halklar ve inançlar kardeşçe barış arasında bir arada yaşamak istiyorsa, emperyalistlerin kurguladığı bu projenin dışında yan yana gelip kendi iradeleriyle kendi sistemlerini kurup özgür, herkesin birbirinin hakkına saygı gösterip riayet ettiği bir Orta Doğu bileşenleri, bunun adı konfederasyon olur, bunun adı başka bir şey olur ama bu ancak bu işin çözümü olur. Bunun dışında parça parça lime lime edilen Orta Doğu'da bu birliği sağlamadan emperyalist güçlerin buradaki oyunlarını bitirmek mümkün değil diye düşünüyorum. Aslında Kürt sorunundan bahsederken, Kürt sorunu artık bir dünya sorunudur. Sadece bir Türkiye'nin sorunu olmaktan çıktı. Çünkü dört parça halinde olan Kürtler, hem İran'da, hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem Türkiye'de. Bu artık bir ülkenin iç sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir sorun. Bunu böyle görmek gerekiyor. Türkiye'de eğer barış, kardeşlik sağlanacaksa, Kürt sorununun çözümü değil, Türkiye'de demokrasiyi inşa edebilmek için
her halkın, her inancın hakkı olanı anayasal güvence altına alarak teslim edilmesi gerekiyor. İnkarla, ihmayla, asimilasyonla 100 yıldır süren bu projenin hayat olma şansı yok. Gerçekleşme şansı da yok. Eğer bu zihniyet asimilasyon ve yok etme imhayla uğraşırsa bu yeni sorun üretmek demektir. Yeniden sorunun tekrar bir kavgaya, bir dövüşe, bir baskıya, bir ölüme götürecektir. Bu Türkiye'nin de çıkarına değil, Kürtlerin de çıkarına değil. Bu anlamıyla demokrasi dediğimiz şey bir birey de olsa hakkının teslim edildiği, güvence altına alındığı bir sözleşme ile mümkün olacak. Bu ülkenin dörtte bir nüfusuna sahip olan Kürtlerin kimliksiz, dilsiz bırakılması, Alevilerin inkarı, diğer halkların varlığının kabul edilmemesi bu ülkede demokrasinin önündeki en büyük engeldir. Eğer bu ülke demokrasiyle buluşmak istiyorsa, eğer gerçekten kardeşlik istiyorsa, barış istiyorsa, bu ülkenin ekonomisinin savaşa, mermiye, ölüme harcanmasını istemiyorsa yapacağı tek şey oturup karşılıklı halkların hakkını, inançların hakkını ve kardeşliği inşa edecek yeni bir rıza anayasasına ihtiyaçları var. Bu çözümün tek şeyidir. Kürt sorunu uluslararası bir sorundur artık. Ve Türkiye'yi aşan bir sorundur. Suriye'de Kürt sorunu var, Irak'ta da var, İran'da da var. Aslında dünyada da var. Yani Kürt sorunu sadece Türkiye'nin bir sorunu olarak görmek gerçeklikten uzak bir bakış açısıdır, bir algılama biçimidir. Bu doğru bir tespit değil bize göre. Şimdi hal böyle olunca da Kürt sorunu ancak bu işin taraflarının bir araya gelerek bir masa etrafında herkesin hakkının hukukunun kabul gördüğü ve yasal güvence altına alındığı an bu sorun bir günlük sorun olarak çözülür. İnkar ve yok etme hiçbir sorun dünyada çözmemiştir. Burada da çözmeyecektir. Onun için Kürt sorunu çözüldüğü zaman Alevi sorunun da çözülmesi lazım. Kadın sorununun da çözülmesi lazım. Çocuk sorunun da çözülmesi lazım. Aslında Türk'ün sorunu çözmektir. Türk'ün mutlu olabilmesi için Kürt'ün, Alevi'nin, diğer azınlıkların hakkını teslim ettiğiniz zaman siz ülkede mutlu yaşarsınız. Yoksa hanenizde, evinizde endişeyle, kaygıyla, hatta sistemi elinde tutan bu çarkı yürüten o geri insani yaklaşımdan uzak olanların sadece düzeninin devam etmesine hizmet edersiniz. Bir Niğdeli'nin, bir Kayseri'nin, bir Edirne'nin, bir İzmirli'nin, bir Manisa'nın, bir Trabzon'un aslında Kürtlerle bir sorunu yok. Bu sistem sorunudur. Sistem eğer tekçi, inkarcıysa diğer halkları zehirleyerek, dizayn ederek, karşıtlık oluşturarak bu iktidarını sürdürmek içindir. Bu halkların yararına olan bir şey değildir. Bu Türkiye'de yaşayan hiçbir, hangi kimliğe ait olursa hiçbirinin yararına değildir. Çünkü savaşa, zulüme, ölüme ayrılan her şey bu toplumu ayrıştırarak, bu gücü parçalayarak, bu ekonomiyi dibe vurdurarak bu ülkedeki insanları açlığa, sefalete ve düşmanlığa götürür. Asla iyilik olmayacak bu toplum için. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Şimdi bir sefer olaya şöyle bakmak lazım. Şu anda halihazırda içinde yaşadığımız ülke bir anayasası ve kanunları olan bir ülke. Beğenirsek de beğenmesek de. Ancak cezaevinde on binlerce hatta yüz binlerce insan yatmakta. Ama bazılarına yasa ve kanunların verdiği hak kullandırılmıyor. Bir ülke düşünün. Kendi anayasasını ihlal ediyor, kendi kanunlarını ihlal ediyor. Birine tanıdığı hakkı diğerine tanımıyor. Bu nasıl bir aklın, nasıl bir zihniyetin, nasıl bir vicdanın ürününü anlamak mümkün değildir. Bir cezaevinde herhangi birinin ne kadar hakkı varsa Öcalan'ın da o kadar hakkı vardır. Bu hakkı teslim etmek zorundasınız. Bu sizin yasalarınız size emrettiği şeydir. Kanunlarınız insanlara bu ülkede yaşayan
düşüncesi, fikri ne olursa olsun o hakkı teslim etmek zorundasınız. Bu adaletin gereğidir, bu demokrasinin, bu vicdanın ve ahlakın gereğidir. Hatta bu kendisini Müslüman sanan yahut da Hristiyan sanan her neyse inancı, bu hakkın inançsal bir şeyi de vardır. Böyle bir hakkı vardır. Bu hakkı teslim etmediğiniz zaman soru üretirsiniz. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sayın Abdullah Öcalan, Orta Doğu'da şimdiye kadar çıkmış, kendi fikirleriyle, kurgularıyla, çıkardığı paradigmalarla topluma bir yön vermiş. Ve bu toplumun Türkiye'de yaşayanı bundan 10 sene, 15 sene önce irademdir diye imza attığı 3 milyon insan benim irademdir diye bir devlete bir şey söylemiştir. Bir imza kampanya sonucu. Şimdi herkes yasanın emrettiği şekilde cezayı alır. Ama bunu eziyete dönüştürür zaman orada artık vicdan ve ahlak kalmaz, adalet kalmaz. Belki de bu hakkı teslim ettiğiniz zaman özellikle şu belki en çok altı çizilmesi gereken nokta şu. Bir barış süreci yaşandı bu ülkede. Türk'ün de, Arap'ın da, devletin de, Kürt'ün de huzur içinde artık barışa gidiyoruz. Artık bu kavga bitecek. Bunun Türkiye'deki ekonomiye, toplumsal birleşime, kardeşliğe, insanların birbirine konuşmasını getirdi. Bu muazzam bir sevgiye, bir konuşmaya, sohbet etmeye, devlet eliyle oluşturulan barış grupları oluşturdu. Devlet çağırdı bunları. Ve gerçekten bu ülkeye bir nefes aldı. Bugün İmralı'nın kapatılması, diğer cezaevinde gazetecinin, aydının, bir diğerinin alınması, kapatılması, konuşanların susturulması bu ülkenin hayrına değil. Öcalan eğer konuşursa Suriye'deki sorununu da belki çözer. Türkiye'nin oradaki o kafasındaki kurgu yahut da yanılgı yahut da endişesi de ortadan kalkar. Türkiye'de Kürt'ün Türk'ün birbirinin düşmanı değil, kardeş olma imkanına yol açabilir. Aynı zamanda bu ülkenin ekonomisi, ruhsal rahatlığı, fiziksel olarak kendisini yenileme imkan ve olanağı da sağlar. Bunu yapmadığınız sürece bu sorunu biraz daha kangren haline getirirsiniz. Bu hiç kimsenin faydasına olmaz. Bizim inancımızla bu evrende görünen her şey haktır. Bir insanın ne kadar hakkı varsa bu dünya üzerinde, bir karıncanın da, bir kelebeğin de o kadar hakkı var. Yabanda yaşayan herhangi bir canlının da, kuşun da, kurdun da bu kadar hakkı var. Siz dünyayı mülk olarak gördüğünüz zaman başkasına yaşama imkanı verir. Ama dünya haktır. Ve bu hakta nefes alan, yiyen, içen, yaşayan her canlının hakkı vardır. Bir insan ne kadar hakkı varsa bu dünyada karıncanın da o kadar vardır. Kuşun, kurdun da o kadar hakkı vardır. Bizim inancımız dünyaya böyle bakar. Toplumlara böyle, hakka ve hakkaniyete böyle bakar. Biz yapan bu hakkaniyeti, bu hakikati görmektir. İmralı'nın kapatılması Türkiye'nin aleyhinedir. Ekonomik olarak, siyasi olarak, birlik olarak, beraber yaşama arzusunu sürekli sıkıntıya sokan, zarar veren bir şeydir. Öcalan 2011'den 2015'e kadar konuştu. Türkiye'de hiçbir şey yıkılmadı. Her şey rahatladı. Demek ki siz inkar ve zorbalıkla hiçbir şey düzeltmiyorsunuz. Esas olan, doğru olan hakkını teslim ederek bu ülkede barışa, kardeşliğe, demokrasiye katkı sunacak her sesin duyurmasını toplum tarafından işitilmesini sağlama imkanıdır. Bunu vermediğiniz zaman sadece sorun üretirsiniz. Sadece bu ülkeyi daha çok bir ekonomik, siyasi, politik ve insani olarak sıkıntıya sokarsınız. Başka bir getirisi olmayacak. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Onun için Öcalan'ın şahsında aslında bütün ülke tecrit altında. Aydınlısı, gazetecisi, basını. Yönetenin de aynı baskıyı yaşayarak, yani baskı yaptığı zaman dönen negatif enerjiyi onu da vurur. Bu sadece yönetilen için değildir, diğerler için değildir. Yöneten başta, bu işin sahibi olanlar da bu olumsuzluktan en az karşı taraf kadar etkilenir. Bunu görmemek körlüktür bize göre.
Onun için bu ülkede barışı, kardeşliği, demokrasiyi yaşamak, hissetmek, özümsemek ve yaşamımızı bir rıza ve kardeşlik düzeyine çıkarmak, bu ülkeyi bir gül bahçesi haline getirmek mümkün. Birbirimizi dinleyerek, anlayarak, hak ve imkanlarını, inancını teslim ederek mümkün. Başka bir çözüm de yoktur burada.